Bugün kütle çekimi nedir bunu öğreneceğiz. Başlamadan önce hemen bir noktaya değinmek istiyorum. Kütle çekim yani yaygın olarak kullandığımız değişle yer çekimi fiziğin giriş derslerinde olsun, ileri seviye fizik derslerinde olsun sürekli gördüğümüz bir şey ve tahmin ediyorum ki hepimiz nasıl hesaplandığını biliyor. Bir formül var ve formüldeki bileşenlere de aşinasınızdır diye düşünüyorum formülünü biliyor olabiliriz. Ancak kütle çekiminin çok da iyi anlaşılmayan bir kavram olduğunu söylemem gerek. Genel göreliği öğrendiğinizde bile kütle çekiminin uzay ve zamanın bir çeşit bükülmesi olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama iki cismin sırf kütle denilen bir şeyleri olduğu için birbirlerini neden çektiklerini tam olarak anlamak zor. Öncelikle Newton'un kütle çekim yasasından başlamalıyız. Çoğu bağlamda işimize yarayan bir yasa olduğu için bilmemiz şart. Newton'un kütle çekimi yasasına göre iki kütle arasındaki kuvvet yani kütle çekim kuvveti, kütle çekim sabiti g çarpı, ilk cismin kütlesi çarpı, ikinci cismin kütlesi bölü, aralarındaki uzaklığın karesi olduğunu söyler. Gayet basit. Şimdi bununla biraz oynayarak tanıdık sonuçlar bulabilir miyiz bakalım. Hadi bu formülü kullanarak dünya yüzeyindeki kütle çekim ivmesinin ne olduğunu bulalım. Şimdi neyi bulmaya çalıştığımızı görmek için önce dünyamızı çizelim. Şu dünya olsun, bu da ben. Bu denklemi kullanarak benim aşağıya dünyanın merkezine yani dünyanın kütle merkezine doğru ne kadar ivmelendiğimi nasıl bulabiliriz? Kuvvet eşittir şu büyük G ne peki? G evrensel kütle çekim sabiti. Konunun uzmanı olmasam da G'nin ölçümünün değiştiğini sanıyorum. Yani tam tamına bir sabitten bahsetmiyoruz. Farklı ölçeklerde farklı değerler alabilir. Ama işimizi daha da zorlaştırmamak için biz şimdilik sabit olarak alalım. Çoğu fizik dersi için geçerli olan sabit değeri ise şu. 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11. Metreküp bölü kilogram saniye kare. Bu birimler çok çılgın biliyorum ama şunu bilmeniz yeterli. Kütleleri çarpıp uzaklığın karesine böldüğümüzde bulduğumuz değer Newton veya kilogram metre bölü saniye cinsinden olur. O yüzden bu birimlere şimdilik fazla takılmıyoruz. Sadece metre, kilogram ve saniyeyi kullandığımızı bilelim yeter. Şimdi bu sayıyı bir yazalım. İlginç olması için başka bir renk kullansam mı? Evet. 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11. Ve ne yapmaya çalışıyorduk? Benim ivmemi bulmak istiyorduk değil mi? O zaman M1 benim kütlem olacak. Tabii sadece sesimi duyan sizlere kütlemi bu videoda açıklayarak size hayal kırıklığını uğratmak istemediğimi de buraya böylece bırakıyorum. Peki M2 kütlesi ne? Bu da dünyanın kütlesi. Emin olmak için birkaç kaynaktan baktım. Dünyanın kütlesini bu şekilde yazabiliriz. Şimdi bunun çarpımı ekleyelim. 5,97 çarpı 10 üzeri 24 kilogram. Benim kütlemden birazcık fazla değil mi? Evet bölü uzaklıkların karesi. Peki dünya üzerinde duran birisiyle dünya arasındaki uzaklık ne kadar diyebilirsiniz? Cevap sıfır çünkü o kişi dünyaya değiyor. Arada bir mesafe yok. Eğer zıplamıyorsa, ama iki cismin arasındaki uzaklık derken özellikle evrensel kütle çekim kuvveti söz konusu olduğunda cisimlerin kütle merkezleri arasındaki uzaklığı kastediyoruz. Benim kütle merkezimi yerden 1 metre kadar yukarıda kabul edebiliriz. Çünkü boyum o kadar uzun değil. Aslında belki biraz daha aşağıda. Her neyse. Benim kütle merkezim yerden 1 metre kadar yukarıda. Peki dünyanın ki? Dünyanın merkezinde. Bunu hesaplayabilmek için dünyanın yarı çapını bilmemiz gerekiyor. Dünyanın yarı çapı. Bunu da bir kaynaktan bakarak yazıyorum. 6371 kilometre. Bu kaç metre eder? 6 milyon metreden biraz daha fazla öyle değil mi? Benim kütle merkezime ulaşmak için gereken ekstra 1 metreyi şimdilik atlayalım. Çünkü 0,001 olur. Evet 6. Aslında bunu da bilimsel gösterimle yazayım. Evet 6371 çarpı 10 üzeri 6 metre olmalı. 6000 kilometre 6 milyon metre eder. Bunu da yazalım. Öyleyse uzaklık 6,37 çarpı 10 üzeri 6 metre. Bunun karesini alacağız. Unutmayın uzaklığın karesini almalıyız. Bakalım bunu biraz basitleştirebilir miyiz? Önce şu üstteki sayıları çarpalım. Kuvvet eşittir. Benim kütlemi aşağı alalım. Evet 6,67 çarpı 5,97 eşittir. 39,82. 39,82. Şununla bunu çarptık. Şimdi de onları çarpmalıyız. 10 üzeri eksi 11 çarpı 10 üzeri artı 24. Sadece üstleri toplayacağız. Çünkü tavanları aynı. 24 eksi 11 kaç? 10 üzeri 13 değil mi? Payda nasıl olacak peki? Bu da 6,37 çarpı 10 üzeri 6'nın karesi. Burası 37 gibi bir şey olacak. Çarpı 10 üzeri 6'nın karesi kaç? 10 üzeri 12 değil mi? 10 üzeri 12. Şimdi de 6,37'nin karesini bulalım. Bu küçük hesap makinesi kara almıyor. O yüzden ben çarpayım. 6,37 evet 40,58. 40,58. Sadeleştirirsek kuvvet eşittir. Benim kütlem çarpı 39,82 bölü 40,58. 9,81 ediyor. 9,81. Şunu şuna böldük. Sonra da 10 üzeri 13 bölü 10 üzeri 12. Bir saniye burası 9,81 değil. 0,981 olacak. 0,981 çarpı 10 üzeri 13 bölü 10 üzeri 12. Tam olarak 10 değil mi? Peki 0,981 çarpı 10 kaç eder? Evet kuvvet eşittir. 9,81 çarpı benim kütlem. Peki bu bizi nereye götürür? İvmeyi nasıl bulacağız? Ee, kuvvet kütle çarpı ivme değil mi? O zaman kütle çekim ivmesi şuradaki küçük g çarpı benim kütlem olmalı değil mi? artık kütle çekim kuvvetinin 9,81 çarpı benim kütlem olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bunun kütle çekimi ivmesi çarpı benim kütlemle aynı şey olduğunu da biliyoruz. İki tarafı da benim kütleme bölersek kütle çekim ivmesini bulabiliriz. Evet Wikipedia'daki sayıya bakarsak dünya üzerindeki kütle çekim ivmesi tüm atış harekete problemlerinde kullandığımız değere neredeyse eşit. Yani 9,8 metre bölü saniye kare. Gerçekten çok heyecan verici videoyu bitirmeden size kütle çekimle ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Diyelim ki bir gezegen var, adı küçük dünya. Farz edelim ki bu küçük dünyanın yarıçapı da kütlesi de dünyanınkinin yarısı olsun. Şimdi bu gezegenin kütle çekimi şuradaki aynı nesne üzerinde ne olacak? Bu gezegende ne kadar daha küçük olacak? Bir sonraki videoda bu soruya cevap arayacağız. Görüşmek üzere.